Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Rabbil Sâhine Ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Muhakemat 3. mesele, atlıya atlıya okuyacağım. Sayfa kaç abi? Sayfa şimdilik 90. Tamam. 90. Hepsini düz okumayacağım. Üçüncü meseleden okuyorum. Kelamın elbisesi fahiresi. Kelamın onu güzel gösteren elbisesi var. O ağızdan çıkan kelam. Biliyorsunuz kelam Cenab-ı Hakk'ın subutu sıfatında bulunan bir sıfat. Ciddi bir sıfat. Ama kör olası cehalet bu konuşmayı sıradanlık yapmışız. Kelam konuşmak değil aslında, değil mi? Değil. Yani konuşmak derken bu değil yani. Kelam. O şeyi de hani sessizce konuşmasıdır mevzusunda olduğu gibi. Yani mesela konuşmak olsa mevcudatın konuşmasını ne yapacaksın? Kainatın harekatı, tahavulatı, inkılabatı yani birbirine dönüşmesi Cenab-ı Hakk'ın kainatta konuşması ve sessizce konuşturmasıdır. O da kelam sıfatından gelmiş oluyor. O da kelam. Mi? Varsa göstereyim şey. Mektubat. Bu. Hepsi var abi. Önümüzdedir abi. Önümde mi? Hı. Aynı altta. Hı. Bak. 22. Kainattaki kelam oluyor. Kelam oluyor. Masnuatın ve mevcudatın kendisi kelam değil aslında. Değil. O noktada. Harekat. Harekatın kendisi. Tabirat ve harekat değil mi? Kelam olmuş oluyor. Mesela bak göstereyim. 24. Bu da bir ifade edilmiş. Bak. Evet. Kainattaki kudretin faaliyeti ve seyru seyredan eşya o kadar manidardır ki yani şu ortaya çıkan eşya o kadar süreçlerden geçerek bu hale almış ki o kadar mucize ki yani mucize oluşu şöyle anlayacaksın. Kaldırdığın zaman apayrı bir şey çıkıyor alttan. Mesela odunu ortadan kaldırdığın zaman apayrı bir şey çıkıyor. Duman, nur, ışık. Odun en büyük düşmanı ateş. Yani odunu ortadan kaldırdığın zaman. Mesela kelamı kaldırıyorsun, karakteri çıkıyor adamın. Yani çok acayip yani. Şurada da söylüyor. Kelamın içinde karakter açınca çıkmıyor yani. Değil de kaldırmak. Kelamı kaldırınca niye o kelime? Kaldırmak mı, açmak mı? Açmak mı? Niye? Yani açmak bizim acizane ifademiz. Öyle mi? Acizliğimizdir. Çünkü kaldırarak anlayamıyoruz. Akıl sebep sonuç ilişkisine odaklandığı için ille bir bağ bırakıyoruz oraya geçmek için. Çünkü akıl şeceri-i hilkatın hulasa-i camiası olduğundan sebep-sonuç ilişkisini dışında çalışmıyor. Mesela mucizeye kafası çalışmıyor aklın. Aklında kafası var. Mesela aklın mucizeye çalışmıyor, keramete çalışmıyor. Adetin dışındaki tecellilere kafayı çalışmıyor yine. Esbaplıya mı çalışıyor? Yani esbaplı tecelliye mi? Esbaplı tecelliye çalışıyor.
İnayet hastaya çalışmıyor. Mesela Osmanlılar'da olmuş. Yeni camide vaaz ediyor adam. Besmele kainatın sırrı olduğunu, samimiyetine inanarak onu söyleyenin her şeyi açılacağını, hatta şu önümüzdeki yeni camide Osmanlı alimi diyor, şu önümüzdeki diyor boğazdan karşıya bile geçebilirsiniz dedi. Yeter ki siz zanda olmayın dedi. Yani Allah'a zannetmeyin geçersin. Ya besmelede ya batar mıyım deyince batarsın. Sonra cumayı bitiriyorlar. Karşıdan gelmişlerdi hocada. Orada bekliyorlar. Sıra geçecekler ya ama boğaz dalgalı olduğu için dalgalı. Bekliyorlar sandalı. Yani gemi yok. O saf, saf dediğimiz cemaat içinde vaazı dinleyen hocam sandalye yok işte. Vaaz ettin ya besmelemek böyle şeyin sırrı. Oğlum da ya ne gerek var dedi tamam besmele ya. Öyle demedin mi dedi. Bitti öyledir dedi ya. Besmele dedi çekip gitti. Yürüyor. Suda yürüyor. Baktı kimse yok. Bak, hocam ne duruyorsunuz dedi ya. Onu diyen Allah cemaatten biri mi? Cemaatten birisi. Gerçek olmuş. Yani olmuş ya. Osman hikaye anlatmaz. Akıl bunu anlamaz. Aa, madde yaptın tabii o. Normal. Aklı hakim yaparsan anlamaz. Çünkü akıl sebeple çalışır. Sebepsiz çalışmaz. Sen şöyle diyeyim. Aklı yapanı akılla çöz bakalım. İnancın yoksa, din yoksa. Bu akıl, bu el bu elle yapılmadı. Bu göz bu gözle yapılmadı. Bu akıl, bu akılla yapılmadı. Çözsün hadi. Çözemez. Bak, kelamın elbise-i fahiresi. Hak ettiği şey cemali ve sureti kelamın yani kelam konuşmak diyelim bunun elbisesi var benim elbisemi düşünün bir de benim cemalim var bu elbisenin bütünlüğüyle işte bu renkle şalvarımla gömleğimle takkemle simamla uyumluluk cemali ve bir de sureti var. Cemal batını taşıması. Suret ise zahide nispet edilen şey. Herkesi nispet ederiz kendimizi. Başka sen de. Ya siret gibi oldu ha cemal. Cemal daha arkada. Tam arkada. Tabii. Celal, cemal tecellisileri var ya. Suret, cilve, cemal nakışıysa bu cemal sıfattan giydirilen mi? Evet, sıfattan giydirilen. Mesela birbirine giydirildiğince adam elbise anlıyor. Mesela esire enerji giydirilmiş. Enerjiye duman giydirilmiş, nur giydirilmiş, ateş giydirilmiş, dalga boylar giydirilmiş, ona da odun giydirilmiş. Odun diye gözüküyor işte. Siz saydım diyordunuz abi 33 tane o giydiren libaslar mı? Evet, 33 tane. Yani üstad hepsini şey yapıyor böyle. Evet, otur mahkematta. Nasıl tahlil etmiş bu adam? Girmiş de adam kardeşim, bir şey tahlil etmemiş ki. Girmiş içeri. Evet. Girmiş deyince ne anlayacağız biliyor musun? Bak en avam. Mesela bir şey yaptın, değil öyle diyor. Birisi. Hadi ver cevabı. Haksızlık yaptın diyor bu. Olur mu ya ben mecburdum falan. Hayır diyor. Olur mu diyor falan. Hatta göreyim. Kim o? Ha, biz seslerini duyuyoruz. Yani kavgalarını fark ediyoruz. İki tane veya üç dört tane kişilikleri göreceksiniz. Burada. Yani bir sürü kişiler var ya. Bir sürü karakterler oynuyor. Kardeşim, Müslüman standart bir insan olamaz.
standart bir insan Müslüman değildir. Şeydir, leş o iştir. Cisim o iştir. Böyle olamaz yani. Standart bir şey yok. Müslüman risk alan hayatını esas yapmayıp ruhunu esas alıp risk alıp adım atandır. Müslüman normal sokaktaki gibi insan yaşayamaz. Yaşayamaz. Niye yaşayamaz? Çünkü böyle bir lüksü yok, böyle bir şansı yok. Böyle bir yer değil dünya. Yani risk almadan nasıl yaşayacaksın? Mesela şu olmasın, bu olsun. Yani hayat tehlikesi, hocam bir itti bugün aradı bir tanesi. Hocam nasıl hissediyorsun, ne demek? Ne, sen gazeteci misin dedim, ne röportaj yapıyorsun? Neler hissettiniz? Ne demek hissettim? Ya ne çekiniyor musun? Ne çekineceğim kardeşim? Müslüman zaten rızk alandır. Müslüman olma adında şeytanla karşı karşıya geleceksin. Bir kere rızkı buradan aldım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimin karşına düşmanı aldım. Düşman hemen belirdi. Allah'ın düşmanı düşmanın olacak. Dünyaya geldin. Ölümün karşına alacaksın. Teklif edildi bu uçağından. Cehennemi karşına alacaksın. Hizmet ederken öldürüleceksin, şehit edileceksin. Ya Müslüman standart yaşayamaz ya. Standart dediğim hayvan ya. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Ya yok ya. İçeriye girmek diyordunuz. Onun içeriye bunu kastediyorum ya. İçeriye girmek o üçlü. Değil yani. Yani iki ve üçlü. Yani en basiti diyorum. Bize değil. Ramazan'ın payını ayır. Yapma ya. Olur mu ya? Bu böyledir, şöyledir. Ha böyle oturuyorsun yatakta. Allah Allah. Mesela dün akşam ya. Ben size gönderdim resimle bir küsür. Yatıyorum yatağa. Rububiyetle uluhiyet yeri değişecek. Olmaz o. Ulan bir yerde sıkıntım var. Nasıl olmaz diyorum. Konuşuyorum ya. Orada olsanız yani şaşıracaksın. Konuşuyorum. Nasıl olmaz? Bak dedim şudur dedim. Tefekkürle zikri ilahi diyor ki bana. Burada rububiyet olmaz. Bu ubudiyet aynasıdır. Ya bu şeydir falan. Attım. O kadar oynatmışım ki kafayı. Kafayı o kadar oynatmışım ki hala yedi kulede imzanıyor. İşte o tabela. Ulan odam da hakikaten tabii şey. Yazı tahtasına yok. Baktınız boş. Baktınız. Oysa biz ders yaptığımız yerde hep vardı. Nasıl yok dedim baktık. Lamba yaktım yok. Yani normal değil tabii. Yeniden yazdım onları. Ve adam aklı çıktı. Yani içeri seni rahatsız eden şeyler olmuyor. Vicdanın rahatsız olmuyor musun? Şefkatin rahatsız olmuyor musun? Fikirlerin karşılıklı çatışmalar duymuyor musun? Bundan niye anlamıyorsun ki? Burada tek kişilik bir şey yok. Hani o bir cümle var ya sitemizdeki bir yazı. Çok güzel. Allah'ı niye görmüyoruz? Diğer şeytanı da görmüyoruz. Onu şeytan söylüyor. Ama kendisi de gözükmüyor. Bak Allah'ı niye görmüyoruz diyen şeytanı da görmüyor. Dedirten şeytan. Dedirten yani. Bunu şeytan söylettiriyor. O söylettiği için söylüyor. Hiç kendisinden bahsetmiyor. Sen de gözükmüyorsun. Yani içeri girdiği kastım o kulak vermiyor musun o sesleri? Ha bu avami bu. Vicdanına kulak verirsen duyarsın diyor usta. Ama bazıları dolaşıyor. Mesela hayalen istediğin yere gittin. Bu da böyle. Böyle bir bakarsın böyle. Çok tuhaftır. Hiçbir şey yok orada. Resimleri görürsün. Orada uluhiyet, rububiyet oradan inmiş. Oradan oraya şey yapmış. Allah Allah. Tuhaf yani. Orada görüyorsun zannediyorsun ama oraya teveccüh aslan burada görüyorsun. Yani ondan bir misal vereyim de tamam. Ortaokuldayken kartpostallarımız olmuyor muydu böyle kartpostal? Düz bir renk vardı. Dikkatle hiç oynatma 3 dakika gözünü, kapağını. Oynat. O artık o sati değişiyor, manzaraya dönüşüyor. Değil mi? Evet,
Ha geçiyorsun. Orada yok ha o. Burada var. Halinde bir şey var mı namaz kılarken? Yok. İnsana dönüşüyor. Sen de dönüşüyor. Aslında orada yok. Burada. Bana diyor ki daha kadın var diyor. Şimdi secde edeceksin. Tabii lan kadınsız namaz olur mu diyorum. Bir baktım ortadan kalktı. Tuhaf. Tuhaf yani. Sakın cevap vermeyeceksin. Çay içeceksin. Varsa versene bir tane daha. Sen boşver dersin şeyin kayıtlarıyla. Tamam mıyız? Tamam. Devam ediyor muyuz? Kelamın 1. Elbise-i fahiresi 2. Cemali. Tencereye koyar mısın? Hı hı. Kelamın elbise-i fahiresi koy şeye, tencereye. Cemalini koy. Koydun mu abi? Evet. Suretini de koy abi. Karıştır. Bu usluptur. Uslup. Yani uslup ne demek? Anlamadık bu uslubu. Anlamadık. Yani kalıbı kelam iledir. Yani kelamın kalıbı var ya, kelamı hangi şekilde dışarıya çıkartacaksın? Gene anlamadık tabii. Yani, üçüncü bir yani, dikkat-i nazar veya tevagül veya mübaşeret veya sanatın telahüküyle hayalda tevellüd eden, temayülatın hususiyatından, teşekkül eden suretlerden terekküp eden, istiari temsilin parçaları telahük ettiklerinden tenevvür ve teşerrüp ve teşekkül eden uslup, kelamın kalıbı olduğu gibi cemalin madeni ve hüley-i fahirenin desgahıdır. Yani. Yani kolaylaştırırken dibe git. Daha şey oldu. Evet. Aslında açtı yani daha derin. Açtı. Açtı. Bak bir kelamın kelamı ifade etmesi için uslup lazım. Dışarıya. Bu uslup yani giydirilen elbise var. Tonlamak gibi. Bir cemali var. Yani batını taşıması. Bir de zahirde seni mesela aktif etmesi. Mesela şey var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Böyle Kur'an okurken uzaydan bahseden bir sure. Ağlıyor insan. Niye ağlıyor? O da bilmiyor. Bu cemali ya. Üslubun cemal tarafı. Cemal tarafı. Sureti de hiç kimseye benzememesi. Bunu anlamadım. Tamam mı? Diyor ki kalıbı kelam iledir. Yani uslup. Kelamın kalıbı. Yani kalıp ne demek? Şimdi kalıpları sayacak. Hmm. Betonu kalıba döküyorsun da şekil alıyor ya. Şimdi o kalıpları sayacak. 10 küsur tane. Tencereye koyacağız bunları. Şöyle. Ya dikkati nazar. Yani insan nazarını nereye dikkate etmişse uslubu o cinstendir. Ağzından çıktı. Hayır. Sen meşgul oldun. Demek ki uslup ifade tarzı nasıl oluyor? Mesela meşgul ol, bir şeye meşgul çok oldunsa uslubun da o cinsten olur. O cinsten olur. Mesela kahvede büyüyen bir insan, ticareti yapan, çay dağıtan garson düşün. Onun konuşması oradaki konuşmalar cinsinden olacaktır. Buna ne diyor? Dikkat-i nazar veya tevagül. Yani özel meşguliyeti varsa. Özel kendisi şey varsa. Veya mübaşeret. Yani kendisi bizzat şey değil ama kendisiyle yakın hissettiği. Mesela kelamı etkileyen
diyelim ki bölgedir. Örftür, ana nedir? Ama yakın çevrede onu etkiler. İnsana yakın düşenler. Mesela içeride bir kelamı söyleyeceğiz ama şöyle bunu böyle dense olmuyor. Şimdi o da beni de al, beni de al, beni de al diye arabaya binmeye çalışıyorlar içeride. Araba, kamyon, kelam, uslup. Ahmet bindi, Hüseyin bindi, Ayşe bindi, Fatma bindi. Çocuklar da bağırıyor. Tamam orada da bak dede var. Daha bize yer yok mu falan. Beni de al, beni de al. Oraya binenler. Mübaşeret. Veya yani binenler dikkat, tevakkul, mübaşeret, sanatın tevakkul. Sanatın. Onlar değil mi? Onlardan gelen binenler. Ya binenler. Nedenle şeylerle. Mesela diyelim ki arabaya bindi. Araba kelam olacak. Tamam mı? Kamyon. Şimdi doktor bindi arabaya. Özelliğini kaldır, ortaya kat havuza. Mühendis bindi, çöpçü bindi, alim bindi, zalim bindi, katil bindi, merhametli bindi, çocuk bindi, kadın vesaire. Hepsinin bütünlüğünü getir. Orada çıkart, çünkü Kerem aynı böyle karakterleri taşıyor. Diyorlar ya şoföre, kardeşim kimleri taşıyorsun? Kim var kamyonda? 100 tane karakter var. Bizim ağzımızdan çıkan kelam da ne üst tanesi? Şey diyor ki, eğer dikkatle diyor bir normal bir insanın konuşmasına Gazali diyor ki, dikkat-i nazar kesilebilir, görebilirsek, o tarafımız açık olursa, en az 2000 karakteri seyredersin. Nerede? Kelamda. Kelamda içeriği seyredersin. Dima meratibinden, tahayyül meratibinden, tasavvur meratibinden, İlmin meratibinden, vicdanı meratibinden, temayülatı meratibinden, mazisi var, müstahil. Ne bileyim, bir sürü var. Yani sonsuz ya içeride. O dışarıya kendisini ifade ediyor. O açılmayacak mı kamyona? Beni de alın. Beni de alın. Ötekisi beni de alın. Kamyona hepsi bindi. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah nasıl İslamiyet'in imanı şiarı olsun ki? O kelamın içinde bir şeyli terk var, bir şey kabul ediyor. Allah var içinde. Nasıl varsa? Allah var. Kaç bin tane olur Cenab-ı Hak hakkında sıfat? Tevakkül, mübaşeret, sanatın telakkülüyle. Yani sanat meşgul olduğu. Mesela evlilikte, bunu çok sordular bana da, evlilikte küfür anlatılıyor alimler. Mesela bir tanesi din söylüyorlar. İş anlatmak için söyleyeceğim. Birinci madde din. Külliyatta da diyelim ki 9 yerde din diyor birinci maddede. Bir yerde Kastamonu'da din demiyor. Ne diyor? Seciye. Seciye diyor. Kastamonu'da. Birincisi seciye diyor. Sonra ikincisi din. Öyle namaz kılamak ki ahlaksızın birisi. Orada üçüncüsü ne biliyor musun? Sanat diyor. Sanat. Lan sanat yani demirci mi? Doktor mu? Kaportacı mı? Kuyumcu mu yani bu? Ne? Sanat bu mu? Değil. Sanat kendini yönetebilme kazanımların bütünlüğü. Kendini yönetebilme kazanımlarının bütünlüğü. Yani mesela baba olacak, anne olacak, çocuk daha. Çocuk terbiyesine geçecek, kendisi çocuk. Ustad şöyle diyor, sakalı çocuklar diyor. Sakal gelmiş ama hala çocuk. Sanat. Yani mesela öfkesini yönetebiliyor. Biraz fazla duruyor muyum? Yani sanat. Sanat deyince yaptığı iş değil. Yaptığı iş sureti basit ya. Babam babalık mı yapıyor? Annelik mi yapıyor? Kuyumculuk. Kuyumculuk da öyle. Mesela adam evdeci bir ders yaptırsak misalini nereden verecek? Bilgisayardan. Doktor ders yapsın. Sanatından verecek yani. Bu da bir de içeride meşgul olduğu şey. Fıtrat-ı Selim'in etkisi yok mu Hasan abi bunda? Olmaz olur mu? Fıtratı,
fıtratı selime asla olmalı. Ama fıtratı selim olabilmesi için terkleri olması lazım. Üstad niye onu daha az geçiyor? Yani daha çok örfü anlatıyor, telakku ilgilendiği şey. İstidattan çok şey yapmıyor. Çünkü cemiyet ahir zaman fitnesi ya. Fıtratı selime mi kalmış? Aslı fıtrattan bahsediyor. İkinci fıtrat değil. Birincisinden bahsediyor. İlk yaratılış. Adem Safiyullah, safiyetimiz kalmadı ki. Mesela biz işgal altındayız. Biz köleleştirilmişiz. Bizim masumiyetimiz gitmiş. Başka? Biz ümmi değiliz. Peygamberimiz tam ümmi. Ustadımız yarım ümmi. Ümmi demek fıtratına müdahale edilmemiş. Okuma yazma bilmeye değil yani. O zahirdeki lügattaki manası. Ümmi, okula gittik, okul öğretmen bizim ümmiliğimizi, özelliğimizi bozdu. İşgal etti. Girdi adam fıtratımıza. Bir sürü yapı taşlarını yerleştirdi. Nedir ümmi? Anadan doğmuş gibi demektir. Ümmi demek. Anasından doğduğu gibi. Neyi anamızdan doğduğu gibi? Mektep canımızı okudu. Sokak canımızı okudu. İş yeri, televizyon zaten canımızı değil, ruhumuzu okudu. Ne demiş ümmi ya? Ümmi demek anasından doğduğu gibi saf temiz olan. Buna fıtratı selime le. Nerede lan o? Nerede? Fıtratı seniye var şimdi. Hususi zatlarda yok mu? Var tabii canım. Herkes. Yok kimseye hakkını yemeyeyim. Sende de bende de var. Fıtratı selimemiz olmasa burada seniye olmaz. Birinci fıtrat biraz düzgün olmasa ikinci fıtratı seniye böyle olmaz. Yani fıtratımız bozuk olsa bu davranış olmaz. Ama tabii senin kastettiğin kaliteli bir şey. Hani ümmi değiliz demek istiyor. Öğretmen müdahale etti, televizyon müdahale etti, videolar müdahale etti. Fıtrat işgal altındayız. Varsa ver abim. Nasıl Muzakir'in elinden dileyim. Çekinme. Ver. Sana bu mesela üstad bu kelam mertebelerini, yapısını anlatmasındaki şey maksadı ne genel olarak? Hani neye varmaya çalışıyor? Neyi? Mahkemat değil mi? Hı-hı. Bak. Ustadın döneminde her şey bitmiş. Alimler birbirleriyle uğraşıyorlardı. Hı-hı. O kadar acayip ki. Deccali çıkıyor. Hala uyuyor. O da 1908'de vesaire. Ustad hissetmiş bunları. Tamam. Şimdi bu külliyatın fidanı şeydir. Mesnevi Nuri'dir. Onun da özü işaret-i cihazdır. Firistidir diyor ustad. Külliyatın firistidir. Her şeyin özü budur. Külliyat 14 cilt. O kadar. Evet. Ondan sonra o kavga eden alimler kavgasını sus yapma ya ne biçim adamsınız ya ya biraz temasu et ya emaniyet yapma ya. Kim dinler? Ustad baktı ki alimler ilmi mübahiseler yapıyorlar. Kavga ediyorlar ilim. Sen mi daha iyi biliyorsun bunu sen mi çözersin ben mi çözerim? Ustad muhakemat denen bir eseri al bunu çözün de birbirinize kavga edin dedi. İşlerine bir timsah yavrusu koydu. Benim kastettiğim manayı, manaya yakın bir sayfayı anlayana bir altın vereceğim dedi bu kitap için. Ve yalan olmaz. Anlatacaksın tamam diyecek. Ettiğin halde o yalan demezler. Bir altın vereceğim. Ben şimdi anlattıklarım, kafaya kaldıklarım anlattıklarım en esra mı ne Süreyya? Öyle diyor ya. Adam şimdi böyle gözünü kaldırdığı zaman, mübaşereti, sanatını söylediği zaman, acaba vicdandaki mübaşereti mi kastetti, kalpteki mübaşereti mi bahsetti, ruhtaki mübaşeretten mi bahsetti, dimağdan mı bahsetti? Dimağ, vicdan, kalp, ruh. Ben şeyi merak ettim. Bu hani suretini anlattınız. Ben biraz daha içte insanda hani kelamda çok böyle şey yapıyorsunuz ya aleminize yer ediyor. Şimdi üstad da muhakematta bu kelam böyle iyice deşelemiş. Çok.
Yani orada üstadın yani nereye varmaya çalışıyor? Siz o kelamdan nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Yani ikisi sizinkiyle muhakematı anlamaya çalışıyor. Niye yani? Bak, ne var? Birincisi şu en zahir hemen diyebileceğim. Hı. Suret neredeyse hakikat orada ya. Hı. Hakikati suret yoktur. Eğer suret yoksa hakikattadır. Ama her surette olan mutlak hakikatla beraberdir. Hakikat ruhtur. Suret bedendir. Hakikat ahirettir, gayiptir. Suret alemşadır. Suret libastır. Suret lafızdır. Onu kaldırıp orayı seyretmek istiyor. En kolay kelamdan mı geçelim? En yani? Kolay budur. Çünkü Allah en kolaydan başladı. Kelamına ve ruhiyetine dedi. O sıralamadan mı gitmeye çalışıyor? Evet. Allah kelamına ilk önce kelam dedi. Ruhiyetle hiç uğraşmıyor. Sonra oraya geçeriz zaten. Evet. Bak Allah Miraç'ta ilk önce kelamına sonra ruhiyetine. Kelamın içini kaldırdığın zaman, içine girdiğin zaman bakacaksın ki odun ortadan kaldırdığın zaman duman, nur, ısı gördüğün gibi kelamdan, kelam ortadan kaldırdığın zaman libastan adamın ruhunu seyredersin. Bak burada diyor. Bak. Bak. Peki burada yani burada mesela üstad mesela insanın manadan kelama dönüşme sürecini anlatıyor değil mi? Neler? Bak, bak kardeş. Hı. Bak. O hazinetül hayalde buldukları suretleri giyerler. En akal bir yamayı sarar veya bir papucu giyer. La akal bir nişan ile çıkar. Hiç olmasa bir düğme ile veya bir kelime ile kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Bak kelam çıktı ya az bir şeyden böyle. Çıktı. Kelamdan içimi seyredebilirsin. Çünkü o kelam ruhtan, tabiattan çıkmış bir kelam. Papağan gibi taklit etmiyorsam o kelam ruhu taşır. İçinde ruh var. Kelamın içinde. Kalp var. Vicdan var. Dima var. Gönderdim sana. Uslu bile gönderdim. Şimdi diyor ki kelam ile kendini kelam nerede terbiye olduğunu doktora gidiyoruz. Hastayız. Bir şeyler koy, buraya koydu. Öksür bilmem ne. Almadı. Garanti olsun. Kan tahlili yapalım. Büyük idrar tahlili yapalım. Küçük idrar tahlili yapalım. Tamam. Eğer becerebilseler terden olacak ama çünkü ter ellerine geçmez. En kesin ki terdir. Yapabilseler sestir daha da. Ses. Şimdi bu dişe vuruşla idrarla içini seyrediyorsun değil mi? En kalitelisi sestir. Ha diyor ki bak ne diyor? Bir kelime ile kendinin nerede terbiye olduğunu gösterir. Yani İmam Ali de diyor ki kişi dilinin altındadır diyor. Usta da diyor ki burada 91'de kelam nerede nasıl terbiye olduğundan haber veriyor. Peki burada abi bu insanın yapısını anlatıyor ya. İnsandaki kelamın mananın dışarıya çıkma ve etkilenme şeyi şu an anladığımız. Buradan Cenab-ı Hakk'ın kelamını veya şeyine nasıl geçeceğiz? Bu ha, bir ikinci, şey mi, yol mu gösterecek? Yöntem bu. Mesela diyor ki men arefe nefse fekad arefe rabbehu. Diyoruz ki Allah'a, Allah'ım seni tanımak istiyoruz. Allah'ın verdiği cevap nedir? Kendini tanı. Kendini tanıma yöntemi Allah'ı tanımaya götürüyor seni. Buradaki mesela anlatılan süreç Cenab-ı Hak için bir yöntem mi işaret ediyor? Evet, yöntemin kendisi bu sistem böyle çalışıyor. Yani bizden mana nasıl bir lafız ve üslup olarak, kelam olarak dışarı çıkıyorsa Cenab-ı Hakk'ın kelamında da böyle bir meratip mi var desek? Yani. Evet, aynen. Meratibin yöntemleri var. Yöntemleri var. Tabii, mesela kelam sıfatı sıfattandır. Esma'ya indirgeniyor. Mecula indirgeniyor. Kelam, kabuk kavseni göreceksiniz orada. Kabuk kavseninde kelam nedir? Ya ver mesleği bak kelam nedir orada bak. Aynen. Bak. Bak şimdi gel. Orada kelam nedir? Aa var mesleği bak. 641. Hmm. Bak. 600. Kelamı seyret şimdi orada. Şimdi Miraç'ta ilk önce kelamına rüyetine mazar olmadı mı? Oldu. Şimdi seyret o zaman.
Peki bu Burak abi aklı yürütmek için midir? Aklı yürütmek için. Tabii mi? Zekada kurtarmak içindir. Oradan sonraki o refrefte kelam yok değil mi? Sessiz kelam var. Refrefte orada kelam yok artık. Yok. Kelam lef-i mahfuz'a kadar var. Lef-i mahfuz'dan sonra hala kelam var diyorsa lef-i mahfuz çıkmamıştır. İyi dinle bak. Dinliyor değil mi Nadir abi? Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için tekerrüm edeceğiz ya konuşacağız. Ancak nasıl olacak? Bak bir daha. Kendi cihetinden onun yanında olman için onun yanında. Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Her şeyin. Yani öyle bir makam-ı külliye çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Yani şu. Bak. Yaslanıyor musun? Yastan şimdi. Tutunacak bir şey bak. Bu neydi? Onunla konuşabilmen için konuşmak senin her şeyin yanında olabildiğin vakit. Yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Her şeyin yanında olabildiğin zaman onun yanında oluyorsun. Şimdi bak burada ne diyor? Bak adam yaşamış. 73 mi? 3. Fikren arşa çıkan Celaleddin-i Rumi gibi diyebilir. Bu adam çıkmış demiş. Celaleddin-i Rumi arşa çıkmış. Fikren ha? Daha fikren çıkmış. Çayalı. Fikren arşa çıkan onu gibi diyebilir. Kulağını aç. Herkesten işittiğin sözleri, elmadan, armuttan, şeftaliden, balıktan işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Çünkü o elma, armut, kedi lafızdır. Allah'ın lafzıdır. Uslubudur. Kalıp, uslubunun kalıbı kedi. Uslubunun kalıbı elma. Yani Allah haşa içini seyretmemiz için o uslubu çıkartmış. Kelamı, seyretmek için. Tahlil edin diyor. Yani kan verir gibi. Şey verir gibi. Evet. O kedi kelamdır. Ve min ayatina diyor. Mevcudat için diyor. Ayetlerimizdir diyor. Bunu nasıl çözeceğim ben elma kelimesini? Kendimde şahit olacağım. Uydurukçasıyla tanıklık yapmam lazım. Kendimi çözmem lazım. Demek ki adam aşağı çıkmış, orada bakıyor. Kediye kedi görmüyor. Meğer kelimeymiş. Armut kelimeymiş. Balık kedi şey... yılanlar, bulutlar kelimeymiş. Bak diyor ki fikren aşağı çıkan Celaleddin-i Rumi gibi diyebilir. Kulağını aç. Herkesten işittiğin sözleri fıtrı fonograf. Fonografı biliyor musunuz? Yani eskide bir plak vardı. Siyahdı. Gözünle baksanız, kulağınla baksanız ne ses var ne suret var. Sonra plak böyle iğnesi vardı. Elif. Plakta da noktalar konuşturuyordu. Plak konuşuyordu. Elma da fıtri bir şey gibi. Plak. O üstad diyor ki eşeğe fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Yoksa Celaleddin gibi bu dereceye yükseğe çıkamayan ferçten aşağı kadar mevcudatı
aynı şeklinde göremeyen adama kulağını ver, herkesten kelamullah işitirsin desen, manen arştan ferşe sukut eder gibi hilaf-ı hakikat tasavvurat-ı batileye giriftar olur. Çünkü kendini çözmeden demişler ki adama, onun için açtım. Elmadan işit bunu. Kendimizi çözmemiz lazım demek. Evet. Biz ne biliyoruz ki kendimiz hakkında? Sen kimsin dediği zaman al kalemin, cilt no, sayfa no, anne baba, şu, ne yazacaksın ki başka? Risale'yi okumayan insan için bir dene ya, bir denesin. İnsan nedir? Tamam, ödemeden. İnsan nedir? Ben kimim? Anne babasını söyleyecek, tamam. Memleketini söyleyecek, doğumunu söyleyecek. Tamam ki ben kimim? Başka ne diyecek? Ha? Abim ne diyecek? Hiçbir şey yok. Yani son düşünen, konuşan... İman ettiği yaratan hakkında, Allah hakkında ne biliyorsun? Allah sence nedir? Allah sana neyi ifade ediyor? Dendiği zaman Allah hakkında ne yazabiliriz ki? Allah kimdir? Ya geç onu. Devamlı yediğin elma nedir? Elma senin için ne ifade ediyor? Mideyi doldurup pisliğe dönüşmesi midir? Elma hakkında ne biliyoruz? Karbonhidrat şöyledir, karbon böyledir, kalsiyum böyledir. Bu böyle. Bilmiyoruz. Yani bir acayip bir hal. Risale-i Nur'un böyle enfusi tefekkürle sarsılmasak, ben sokaktaki adamdan bahsetmiyorum. Biz kendimizden bahsediyoruz. Bu millete sormadım sokaktakile elma hakkında ne biliyorsun? Elma hakkında ne biliyorsun demedim ben. Onların bir şey daha belli yok zaten. Ya kendin yaşadığının farkında değil ki. Ona soru soruyorsun. Hey, biz neredeyiz biliyor musun? Bak, sana bir şey söyleyeyim. Sen tabaksın ha. Bu tabak olduğunu biliyor mu? Ha öyle değil. %90 insanlar böyle. Tabak. Tabii insan olduğunu bilmiyor. Niçin bilmiyor? Yaşadığını bilmiyor. Ya hayatına anlam katmamış. Ben deyince mide boşgunluk anlaşılmış. Konuşan hayvandır demiş bütün bilim adamları. İnsan nedir? Bilim adamlarının cümleleri var. İnsan şudur, insan şudur. %99 şöyle demiş. Hayvandır. Konuşan hayvandır, düşünen hayvandır, kavga eden hayvandır. Biraz dem ver kardeş. Abi artık durum iyi değil. Bu kelamın sanki bir ucu ayet, yani o çıkan ürün, değil mi? Onun şeyde bir de vahiy var bir tarafında da. Evet, vahiy kelamla daha farklı. Daha mı farklı? Tabii. Bak, ve evha rabbuke nakhil men ittakhaza ila cibali suyu tabi. Arya vahyettik diyor. Allah Allah. Ama tevil ediyoruz. Biraz önce anlattım. Konuşmuyor mu arı? Fonograf gibidir o. Peki kelamı peygamberle öğrendik. Mevcudata ait der diyor. Onu hangi neyle çözeceksin? Ve min hayatına diyor. Kelamı ilahiden gelen Kur'an, Cebrail peygamberle ben inşa oldum. İnşa olan ben artık peygambersiz, Cebrail'siz mevcudatı tanımlayacağım. Bu ayetler okuyacağım. Çünkü kelam ilahiden gelen ayet dimağımı dölledi. Döllenen döllenebilir. Dinleyen dinletebilir. Merhamet edene merhamet edilir. Aynı sır. Terk edene iman verilir. La ilahe diyebilene illallah veriliyor. Demek peygamberimiz bu ise çok şey yapmış yani. Anlamış meseleyi. Biz o şeyden aldıktan sonra peygambere ihtiyacımız olmadan diğer şeyleri mi? Ayet, vahiyleri şey yapıyoruz. Kur'an kainat okumamızı söylüyor. Nazarı oraya çeviriyor.
Peki ne yapıyor? Beni inşa ediyor, sonra beni bırakıyor. Sıktı beni. Cebrail, vahide niye sıkıyorsun adamı ya? Oku dedi. Bilmiyorum dedi, sıktı. Oku dedi şimdi. Bilmiyorum dedi. Bir daha sıktı. Lan niye sıkıyor ya? Hadi sıktı. Vahiy yüklendi. Arabistan nasıldır sıcaktı? Doktorum? Çok sıcak. O sıcakta insan üşür mü? Eve geldi. O sıcakta üşüyor. Eve geliyor, üşüyor. Üstümü örtün diyor, üşüyorum diyor. Örtün, örtün Türkçe örtün diyor. Niye üşüyor? Sıkma mı vurmuş? Ruhu bedene hakim olunca, bedensel hayattan sıyrılınca, bedensel şeylerine sığınca ruh üşüyor. Meseleyi anladı abi. Ruhun elbisesi çıkıyor herhalde, üşüyor. Evet. Ruh acayip oldu. Allah Allah. Heyecan olan adam üşümüyor mu? Heyecan. Üşüyor. Sıyrılmanın işareti. Sıyrıldı ya. Beden de sıyrılmış tamamen. O sıcaklık, soğukluk, güneş kime aitti? Bedene ait. Beden yanıyor. Yorgan altına yansa ne olur? Ceset yatıyor. Oho. Ruh çıkınca beden üşür. Ölenlerin cesedi soğuk değil mi? Manen öldü, ölmeden önce ölürse, ruhu çıkarsa ruh cesedi üşür. Mana şey olduğu zaman insan üşüyor biliyor musunuz? Gark olduğu zaman. Üstündeki battaniyeler kalkıyor. Neredeydik? Ha şu mektubatta şey mi vardı? Kainatın konuşması mı? Neyse vardıysa vardı. Yoksa yoktur. Eğer o sayfa buradaysa, burada ha okuyayım bak. Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekelümat-ı tesbiyedir. Cümle şu. Ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Allah konuşuyor ya, kainat da konuşuyor. Konuşturuyor. Konuşmasıdır diyor, Allah konuşmasıdır. Uyuyoruz ben. Uyuyoruz da uyuyoruz. Bırakalım, götüremeyeceğim. Evet. Tek tek çözsek ya. İnşallah. İnşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Çalışıyorum İnşallah. Tamam mı? 6-7 sayfa oldu. 4. meseleye geldim. Bu 3. meseleydi. Burayı geçtim ya. Çalıştım bari. Kardeş. Döllenen döller. İksir, dima iksirlenir. Kalp mayalanır. Bu da vahiy olur. Ama kelam. Ayetler başka. Bak iki türlü Allah'ın konuşması var. Bir, hangi sıfattan? Kelam. Kelam sıfatından Cebrail, peygamberle benimle konuşuyor. Bu iksir mi oluyor? He? Bu iksir mi oluyor? Bu iksir oluyor. Kelam. Kelam. Değil mi? Evet. Allah'ın sıfatı sıfat, ilim, irade, kudret, sen, basar, hayat, kelam. Kelam sıfatından gelen kelam-ı ezeli, kelam-ı kadim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim bizim dimağımızı iksirliyor. Döllüyor yani. Mayalamıyor. Döllüyor. Meyremi döllüyor. Yani neyle? Kelam sıfatından Cebrail, peygamber, ondan sonra döllüyor. Tamam. Peki, öteki ayeti söyle bana. İradeden gelen tekvini ayetler. İradeden gelen tekvini ayetler. Nedir o tekvini ayetler? Mevcudat. Ha mevcudat. Tekvin. Ve min ayatina diyor.
İradeden gelen, irade sıfatına gelen tekvin ayetler var. Elma, armut. Bu da Allah'ın konuşmasıdır diye okuduk. Mektubatta. Onlarla Allah konuşuyor, konuşturuyor. Peki mayalamak mı oluyor bu abi? Şimdi yok. Şey oldu. Diyeceğiniz mi siz? Yok söyle. Şimdi dima iksirlendi. Tamam. Döllendi ya. Kelam. Dölleyen, dölledi, mayaladı. Bütün tekvini ayeti mayalıyor. Şey hale getiriyor. Yani İkinci madem oldu. İksirlendi. Bunu mayaladı. Döllenince mayaladı. Dölleden dölleyebilir. Yani mayalayabilir. Mayaladı. Neyi mayaladı? Bütün tekvini ayetleri mayaladı. Mayaladı. Ne yaptı? Hepsi bir şey. Dönüştürdü. Maya sütü yoğurta dönüştürür. Dönüştürdü. Aslında kesretti, vahdet yaptı mesela. Ama tek yaptı. Bu Meryem İsa döllendi. Bu Dima döllendi. Meryem. Neyi doğurdu? İsa'yı. Bu. Tamam mı? Ruhullah. Peki. Bu döllendikten sonra bunu mayalıyor. Oradan doğan ne abi? Buradan doğduğu zaman insan buradan doğduğu zaman ve min ayatina. İman nuruyla oldu. Evet. Dima'daki şey vardı ya. Evet. İmanın bir kuvveti var, bir de nuru var. Bütün kainatı mayaladı o zaman. O zaman bütün kainat mayalandı. Yani süt yoğurta dönüştü. Değişti her şey. Peki o mahiyet o taraf mı oldu? Yani o suretten hakikate geçti. Bu hakikattan da mahiyete geçecek. İkisini cem edince mahiyete geçecek zaten. Güzel oldu. Şeyden, kelamdan geldi. Dima'ya girdi. Dima'dan kalbe... Bunu mayaladı. Yani yapıyı, sütü değiştirdi. Bunu değiştirdi bu. Ondan sonra bu kainata bir baktı bu sefer. Allah Allah. Böyle bakarken Geylani arşı seyrediyormuş. Allah Allah. Arşı seyrediyor. Elini uzatıyor. Cennette meyveler alıyor. Tam anladı şu an. Mayalanmış ya. Hususi cenneti başladı o zaman ama. Onun için her şey artık orası. Zaten orayı burada yaşıyor. Daha kim nereye gitmeye korkacak ki? Kim ölümden veya oraya gitmekten korkar? Burada, buraya yaşayanlar ölümden korkar. Burada, oraya yaşayanlar zaten oraya gitmiş. Sureten çıkacak buradan. Hakikaten oraya yaşıyor. Şu andaki arkadaşlar bu sohbetin sofrası, bu sofradır. Sohbet ne demek biliyor musun? İkramdır. Sofradır, sofra. Maide diye Kur'an'da bir sure var. Maide-i Kur'an'ı, Kur'an sofrasıdır. Peygamberin ashabı sofra ehliydi. Sohbet ehliydi. Sohbet demek kendisini takdim etmektir. Kendini ona yüklemektir. İnsiba ve nikastır. Çok güzel oldu. Ben o şimdi Dima dersiyle birleşince kelamdan gelip iradeki bütün tekvini ayeti yapmak. Hani biz Dima giren yön vardı. Makese, efkarı Dima diyorduk. Mazhar-ı hissiyat diyorduk. Bir de çıkış yönü vardı. Aslında girerken de Dima olup kalbe iniyor. Çıkarken de iman nuru olarak mevcudata tefekkür ediyordu ya. Evet. Mevcudattan çıkıyorsun. Yani giriş de Dima'lı oluyor. Aşağıya buradan girdik. Kalbi mayaladı. Çıkış da gene Dima'lı oldu. Bu sefer de irade sıfatından gelen bütün ayeti mayaladı. Mayalanmış şeyle bak. O zaman kelamla boyanıp iradeye dönüştü. 18 bin alemi kavşa. Kavşa. Yani kelam sıfatıyla İrade sıfatının kavşağı burası oldu. Bütünleştiği bir kavşak. Birbirine geçiş yaptıkları kavşak. Sıfatları birbirine... Kelam sıfatına gelen ayetle irade sıfatına gelen tekvini ayetlerin bütünleştiği bir kavşak oldu. İnsan. Dehşet oldu değil mi? Oradan çıkan vahiy mi oluyor artık? Ne oluyor abi? Hiç eller, hiç bütün evdatı beden ister. Oraya gidiyor. Gelen kelamdan vahiy de... Ne olduğunu bilmiyor. Artık şunu biliyor. Kelam sıfatından gelen vahiy değil, irade sıfatından gelen ve evha rabbuke ila nakhili ve evha rabbuke min nasıl dua et. Ayet-i kürede geçiyor ya, arıya vahyettik. Artık arıdaki vahiyleri de seyrediyorsun. Ondan sonra
sahabe buna vardığı için ayet yazdıktan sonra iksirlendi, mayalandı. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ سَنِ خَالِقِينَ dedi. Sonra onu demesinin hemen akabinde bu ayet geldi. O korktu. Ama bana da bu ayet geliyor. Biraz önce ben söyledim bunu. Ve Allah'tan önce söyledim onu. Zahirde. Oysa onun kalbine Allah söylettirdi. Sonra Allah söylüyor. İfade ediyor. Şöyle diyeyim. Allah istettirmese isteyemez. Tamam. İstettirmese. İlk önce Allah istetiyor. Bir meyve veriyor. Ben de istiyorum. İsteğimden istek istiyorum. Aslında bu istemek kendisi netice. Ücret. İşte ilk önce fetebarekallahu senin halikin sahabeye söyletilen Allah'tır. Meali nedir biliyor musunuz abi? Evet. Bu insanın yaratılmasını anlatıyor. Fetebarekallahu senin halikin. İnsanın bu şekilde harika bir şekilde yaratılmasına barakallahu diyor yani. Hayret ediyor. Ahsenül halikin. Ne güzel bir haliksin. Bunu 32. sözde anlatıyor bunu ya. Ahsenül halikin. Ehramun errahimin. Tabi şaşırıyor ve hayretin diyor ki fetebarekallah maşallah sanatına maşallah hikmetine barakallah. Orada barakallah diyor. Fetebarekallah senin halikin. Bu lugatta da göremezsin. Tercümede de göremezsin. Sanatına maşallah, hikmetine barakallah. Hikmetin arkasından seyrediyor sahabe. Fetebarekallah senin halikin. Yani acayip bir şey yani. Arkaya geçmiş. Sonradan bu sahabeden önce de peygamberlerde de var mesela. İbrahim aleyhisselam duası ayet olarak geldi bize. Onu söylettirdi. Gene Allah söylettirdi. La urgu la filin. Mesela Bismillah mecra'yı ve mursa'yına rabbille gafurrayim. Nuh aleyhisselamın duası Muhammed ümmetine ait oldu. Süleyman aleyhisselamdan diyor ya bana bir mektup geldi diyor. Ha işte bak. Adam belkisin konuşması ayet oldu bize. Namazdan kılarsan oluyor namaz. Şimdi orada birinci sözle o ne ayet? Çünkü Allah içerisine ne koydu o kelamı? İlim, irade, kudreti koydu. Kelamın içerisinde ilim, irade, kudret olursa ayet oluyor. Çıkarırsan kelam oluyor. Üstad niye orada onu alıyor abi? Yani ne alaka orada anlattığı şeyle bunun hangisi? Bir şey yok ki bir 14. Leman'ın şeyinde. O ayeti alıyor ya. Evet. Niye onu oraya alıyor? Şimdi oradan oraya geçersek. Sen söyle. Niye yani orada bir evet. Niye onu şey yok ki? Yani. Besmele'de niye koydu? Ama şöyle başlıyor. Allah'ın ismiyle başlayan bir zattan mektup aldım diyor. Besmele zikredilmiyor. Evet. Ve o kadın Hasan abi pardon Besmele innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim diyor Besmele. Evet. Öyle boş yapıyor. Ya zaten öyle diyor. Yani Besmele'yi de başlayan bir mektup aldım diyor. O kişide de bir özellik var mı bu ayette? Var tabi. Anlamış yani. Allah'ın ismiyle başlayan, Besmele'yle başlayan bir mektup aldım diyor. Belkıs diyor ama da iman etmemiş. Etmemiş ama yani şey diğer dinlerin kalıntıları var. Daha bilmedi ki Süleyman o sonra iman ediyor. Komple sarayla adam kadın geliyor. Hani kadın bilgelik var hala. Mesela her bir kadın bilgelik bir bozulmuş bir dinin enkazlarıdır. İstidraçlı bir kadın diyebilirim. Tabii yani istidraç değil yani. Kadın bilgelik öyle bir istidraç yok. Mesela Budizm bir dinin kalıntısıdır o. Yani bozulmuş bir dinin öğreti olarak, felsefe olarak devam etmiş. Bozulmuş ya. Mesela şey var İran'da. Mısır'da var ya böyle şey kullanıyor. PKK onu kullanıyor o dini. Kürtleri çevirmek için. Sabirlik değil mi Mısır? Çok ilginç bir Zerdüş. Zerdüş. Evet. Vahir davam enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.